Fransa parlamentosu bazı sendikaların protestolarına rağmen şirketler için işçi almayı ve çıkarmayı kolaylaştıran tasarıyı kabul etti. 17 Nisan'daki oylamada Senato'da onay verirse tasarı yasalaşacak. Hükümet çalışma hayatı reformunun ekonomiyi canlandıracağını ve işsizliği azaltacağını söylüyor. Tasarıya karşı çıkan sendikalarsa Sosyalist Cumhurbaşkanı Hollande'ı davadan dönmekle suçluyor. Yasa tasarısı parlamentoda görüşülürken binlerce işçi sokaktaydı. Sosyalist Cumhurbaşkanı Hollande'ın kendilerini kandırdığını öne süren işçiler, bu yasayla iş güvencelerinin ortadan kalkacağını, yeni düzenlemelerin işsizliği azaltmayacağını, aksine artıracağını savundu. İşsizlik eğrisi son 20 aydır tırmanıyor. Bunu kimse kabul edemez. Seçim kampanyası sırasında Cumhurbaşkanı ve ekibi işsizliği azaltmak için her şeyi yapma sözü verdi. Ama bugün görüyoruz ki işten çıkarma esnekliğini arttırmak için çalışanların çalışma ve yaşam koşullarını tartışmaya açmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ve işsizlik yükselmeye devam ediyor. Hükümet ise düzenlemelerin ekonominin rekabet gücünü artıracağını savunuyor. Bu yılın başlarında bazı sendikalarla hükümet arasında bir uzlaşmaya varıldı. Bu anlaşma işverenlerin işçi çıkarmasını kolaylaştırıyor. İşçiliği bir ölçüde ucuzlatıyor ve işçiler için de bazı düzenlemeler var. Bazı işçilerin sağlık sigortası sistemine erişimi olacak. İşçiler ekonomik kriz zamanlarında daha az paraya ve daha kısa süre çalışabilmek için işverenle müzakere edebilecek. Fransa son kriz zamanında buna pek yanaşmamıştı. Fransa'da işsizlik %10,6'ya tırmanmış durumda. İşsizlik yardımı alanların sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı. Uluslararası Para Fonu IMF, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD ve kredi derecelendirme kuruluşları sorunun önemli oranda sistemden kaynaklandığını, bazı işçilere fazla güvence verildiğini, bazılarına da hiç verilmediğini savunuyor. Brüksel'in baskısıyla İtalya ve İspanya hükümeti istihdam piyasalarını esnekleştiren, bir başka ifadeyle işçi alımını ve çıkarmayı kolaylaştıran yasalar çıkarmıştı. Yasa tasarısı 17 Nisan'da Senato'da oylanacak. Bu düzenlemeler bence yasalaşacak. Bu bir ölçüde Cumhurbaşkanı Hollande'ın göreve geldiğinden beri bu zorlu ekonomik ve sosyal reformlar konusunda sosyal diyaloğa önem verdiği için mümkün olacak. Sendikalarla uzun bir süredir temas halinde. Önümüzdeki reform paketi bunun sonucunda ortaya çıktı. Sorun belki herkesin beklediği kadar çok kapsamlı olmaması. Ancak diğer taraftan uygulamaya geçirilmesi kolay olacak. 2010'da Selefi Nicolas Sarkozy'nin emeklilik reformunda olduğu gibi kitlesel protestolar beklenmiyor. Bazı gözlemciler, ılımlı sendikalarla görüşerek bu tasarıyı hazırlayan Hollande'ın gelecek yılki yerel seçimler öncesinde büyük bir kumar oynadığını savunuyor. Kamuoyu araştırmaları Hollande'ın halk desteğinin %30'a gerilediğini işaret ediyor. Bu yasadan sonra işçiler tarafından sosyalizmi terk etmekle suçlanan Hollande'ın desteğinin daha da azalabileceği öne sürülüyor.